Madem ki koyduklarını kaybediyor. Bu ne biçim çanta? Seni şöyle alalım. Evet. Tamam. Çünkü şimdi evet. Tabii ki hepimiz herkes merak ediyor. Acaba 2013 yılında burçlarımızı bizleri neler bekliyor diye. Onu da tabii ki işin uzmanından öğreneceğiz. Öner Döşer! Siz de böyle alalım. Mutlu yıllar dileriz. Bugün işte böyle kırmızı. Bu tuvalette yürümek de zor iş ha. Ama güzel duruyor hayatım. Tuvaletin de bir Marilyn Monroe gibisin vallahi. Ay thank you bebeğim. Ay thank you bebeğim. Ben de rengi gerçekten çok beğendim. Yani kırmızının çok mi? Güzel bir. Aa, çok kibarsın. Hayır önden böyle bir açılış yaptı da bir devamını getirecek lafını kestin adam. Ha, pardon. Ya ben evet. Neler söyleyecektim aslında. Ya, hadi tutma kendini öyle. ne yapıyorsunuz? Nasıl geçti Nilgün 2012? Valla 2012 acısıyla tatlısıyla iyi geçti benim için. Tabii hayat böyledir ya, hüznü de vardır, sevinci de vardır. Aynen öyle. Ama geneline bakarsan evet güzel geçti. Çok şükür. Uğurlu geldi bana geldi 2012. Geldi mi? Aman evet, iyi bari. Evet. Sana nasıl geldi? Valla bana rüzgar gibi geldi, rüzgar gibi de geçti. Ya bu sanki çok hızlandı mı yıllar? Ne oldu? Evet, aynen öyle. Ya bunu yani artık bilim adamları da kabul ediyor zaten. Biz biraz fazla olayları üst üste yaşıyoruz ve çok sayıda problemi bir anda çözmeye çalışıyoruz. Hmm. Zaman hızlanmış gibi gözüküyor. Benim için de gerçekten öyle geçti. Yani ben 2012 gibi bir yılı hayatımda hiç yaşamadığımı söyleyeyim. Bir de tabii bu 21 Aralık 2012 hadiseleri falan da vardı. Onlar da işin içerisine girince tamamen hareketli, tempolu bir yıl oldu. Ne olduk şimdi? Sen ne yaptın şeyde 21 Aralık'ta? Gerçi biraz da onun Şirince'ye gittin. Sen Şirince'de miydin? Evet tabii. İşin yok da gittin mi oralara? Bir haberci olarak. Ha, haberci olarak. Ya bir televizyoncu olarak bence orada olmak gerekiyordu. Ve hani başkaları nasıl ne gelmedi gördün? Bence. Ya bir şey görmekten değil. Orası olaydı. Zaten sezonun iyi reytingini aldık hani. İşi bir tarafa, onu bir tarafa bırak. Ya orada olma yani. İnansaydım tabii ki sevdiklerimi de yanımda götürürdüm. Yani hani babam, kardeşim, ailem, bütün ailem buradayken benim ne işim var? Doğru, yani, doğru. Onun için ama hani bir televizyonculuk açısından orada bulunma, herkes bütün dünya, yani bütün dünya değil de bütün Türkiye inliyordu Şirince. Ben de İzmir'deydim. Ha, ama Şirince gördüm. Değil, benim oyunum vardı İzmir'de. Ha. Yani 21'inde ben de oyunla kıyamet kopardım. Çok güzel. İşte benim harika. Kıyametim değişik, eğlenceli oldu. Herkesin kıyameti kendine zaten. Nasıl gidiyor oyun bu arada? Oyun çok iyi gidiyor. Seni maşallah. Bekliyorum. Gelmedin sen galaya. Davetliydin ama gelemedin ben herhalde. Ben niye gelmedim galaya? Bilmiyorum. Senin vardır işte biz sebepleri. Benim öyle bir sebebim oluyor. Benim ruh halim bazen kaldıramayacak gibi oluyor. Anladın mı? Yani mesela o gün mesela programda çok yorulduysam gidip böyle bir yerlerde hani evde oturup. Halbuki seni güldürecektim ne muhakkak güzel. Muhakkak ki. Aa, ben yani. Canım benim. Şey, en kötü günümde yani en kötü günlerimden birinde sevgili Ali Poyrazoğlu ile Nilgün Belgün'ün oyununa gittim. Evet. Olan kadınım yani. Ağlarken içim güldü gözlerim. Değil mi? Valla oyun çok iyi gidiyor. Nasıl gidiyor diye soruyorsan. İlk önce Türkiye'de böyle bir şeyi ilk defa bir kadın yapıyor. Evet. Yani hem stand-up hem oyun hem şarkı söylüyorum hem dans ediyorum. Yani iki saat boyunca hayatımı anlatıyorum. Böyle bir şeyi bir kadın ilk defa yapıyor bu ülkede. Onun için açıkçası biraz telaşlıydım sabah. Ama maşallah hele İzmir'de yıkıldı ortalık. Burası da öyle. Çok güzel. Kapalı gişe oynadım İzmir'de. Ay maşallah. Maşallah. Evet çok da istiyorlar. Her yere de gideceğim. Ankara'ya gideceğim. İzmir'e gideceğim tekrar. Bütün şehirleri dolaşacağım Türkiye'de. Ama senin enerjin. Yani benim hiçbir şüphem yoktu. Yani şey öyle oyuna mi? Başlamadan önce gelmiştim burada. Evet, beraber evet. Program yapmış. Gerçekten hani Nilgün'ün gireceği herhangi bir olur ya bazı insanlarda hiçbir şüphen olmaz. Yok yani olmuyor. Çünkü sahici ve samimi bir dille iki saat hayatımı anlatıyorum. Komedisiyle. Tabii ki ters köşe yapıyorum. Hüznü de var. Hayatımızın hüznü de var. Komik tarafı aynen da var. Öyle. Sevinçler, hüzünler iç içe. O da çok şaşırtıcı. Ben ağlatıyorum da yani sonuna doğru. Gel ağlatayım seni bir gün. Hep güldürüyorum. Bir günde ağlatayım bir günde seni. Ağlatıver be. Şimdi biraz evvel doğum haritası üzerinden de konuşuyorduk. Gerçekten sahnede olmak için dünyaya gelmişsiniz. Öyle orada olmak. Ben balık burcuyum, yükselenim akrep. Evet. Ama sahne içinmişim evet, ben meğer. Evet. Sahnede evet. Olmak ve aslında balık burcu hani böyle güldürürken ağlatabilen, ağlatırken güldürebilen böyle bir tarafı var. Çünkü balık burcu etrafının havasına çok çabuk
bürünebilen, o havayı alabilen, aslında uyum sağlayabilen. Evet, çok uyum sahip sağlıyorum her şeyi ama akrep çok bende baskın. O sabit tabii, doğru. Evet, baskın doğru. Herhalde. Belli bir yaştan sonra akrebe mi geçtim, ne oldu? Bu ikisi birden mi etkiliyor burçlarda? Yani hem doğduğun zamanki burç hem de yükselen mi? Ötekinler hani yok işte ay bilmem nerede, ev yok, 5. ev, 7. ev. Tabii ki hepsi etkiliyor. Yani mu? Ama yükselen burç şu bağlamda çok önemli. Hani hep burçlarımızı dinlerken biz güneş burcumuz üzerinden değerlendirme yaparız. Mesela güneş ben burcu ne? Yani ben balık burcuyum dediğimiz zaman güneş balık burcundayken dünyaya geldiğimizden bahsediyoruz. Ama aslında doğum haritasının başlangıç noktası yükselen burçtur. Yani hangi burç yükselirken doğduksa hayata giriş anımızda o burcun bizim mizacımız üzerinde, görünümümüz üzerinde, etrafa nasıl bir tavır sergilediğimiz üzerinde müthiş etkisi vardır. Ve ben burçları dinleyenlerin, bugün de dinleyecek olanların özellikle yükselen burcuna göre dinlemelerini hep söylüyorum, tavsiye ediyorum. Ha. Önemli. Senin bu çok önemli. Ya benim yükselenimde ben şimdi biraz şeyde kaldım. Ben koç diye biliyordum. Boğa evet. Olabilir ama yani galiba koç bilemiyorum. Bakacağız. Aa, niye böyle karışıksın sen? Çünkü ne oldu biliyor musun? Ben koç olarak biliyordum. Sonra geçenlerde annemin bir notunu gördüm. Oradaki doğum saatine göre hesaplarsan galiba boğa da. Ben diyorum ki herhalde belki geç yazmış. Bence sen, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen boğaya daha uygunsun. Ben koçu sevmiştim. Ama yani çok koç gibi değilsin sen ya. Boğaya sen daha iyi bilirsin. Ben yüz şekli falan çok koç. Koçum. Yani koç gibi kalırım. Neşeli, hareketli, enerjik. Renkler de şu anda zaten tam koç. Ben oturduğum yerde enerjikim. Koçlar da öyle mi? Boğa mı? Ya o tabii. Boğa yemeği sever, içmeyi sever, gezmeyi sever. Doğru. Ama flörtözdür. Senin durumun nedir? Hepsi uyuyor. Koç neyi seviyordur, o da mı uyuyor? Şöyle. Koç lider burçtur değil mi? Ama yanlış değil. Bence değil. Yaptığı işte önce hani gerçekten o girişim cesareti, bir şeyi başlatma cesareti, bunlar çok önemli. Bir de şu var, şimdi neticede yay burcusunuz. Dolayısıyla yayıncılık alanına güneşinizin denk gelmesi, yani yay burcu dediğimiz, yay burcuna yerleşen güneşin yayıncılık alanına denk gelmesi için koç burcunun yükseliyor olması daha makul. Yaptığınız işle de alakalı olarak ben koçu olur daha fazla. Buluruz şimdi şuradan, bulamaz mıyız? Onun için nelere ihtiyacımız var? Şimdi öncelikle... Bir kere nüfus kağıdını getir. Evet. Evet. Şöyle... Bir kişi eğer net saatini bilmiyorsa, hayatındaki önemli birkaç olayın tarihini verirse, o tarihlerle çalışarak biz ona rektifikasyon veririz. Biz zaten veririz. O tarihe göre koçu bulduk. Evet. Şimdi ama neyse işte. Bence sen doğru. Sen kendini yani, hissediyorsun, koç gibi hissediyor musun? Öyle hissediyor. Tamam işte, ona alıştırdım vücudunu. Tamam, vücudunu neye alıştırdıysa bozma şimdi birden boğaya geç. Birden oraya geçip bir afallamasın Afallamaz. Öyle bir şey de olabilir. Neyse bilmekte, gene de bilmekte fayda var. Tabii canım, yani, emin olmakta fayda var. 15 dakikayla mı ne, öyle bir şeyle galiba zaten. Ama neyse. Zaten. Yani ben balıkla koç arası gibi bir şey konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Balık şeyde, balığın sonu koçun başı gibi falan. Duygusallık hangi ev? Ay balık. Ay balık burcunda. Sen mahvolmuşsun. Ya. Tabii çok duygusal olur. Balıkların çok duygusal bir tarafı var. Allah'tan ben o kadar değilim. Ben çaktırmıyorum işte. Gizli duygusalım ben. Çünkü ay haritanızda 12. ev dediğimiz çok da dışarıdan gözükmeyen bir alana denk geliyor. Dolayısıyla hani gizli duygusalım derken tam aslında doğum haritası şimdi yakaladık. Yükselen koç bir kere. Ben buradan bunu anlamış oldum. Şu boğa yükseleni bence biz bir unutalım gayet güzel bir şekilde. Okey, zaten hiç aklımda yok. Tamam, boş ver. Unut gitsin. Ama. Peki mesela hep kendimden konuşuyorum, çok özür dilerim ama yani. diye. Peki boğa olsa ne olacak? Yani yaysan ve yükselenin boğaysa nedir? Şimdi bu daha ziyade mesela şu öyle olur mu ayol istediğin? Şöyle bir şey daha mesleki anlamda uygun olurdu. Belki şimdiye kadar yapmış olurdunuz. Başkalarının finansını idare, bankacılık, sigortacılık, işte borsa vesaire gibi alanları yönetmek. Yani bu sefer güneş astrolojik 8. ev dediğimiz alana denk düşer. O da başkalarından gelir elde etme, işte evlilik sayesinde gelir elde etme, başkalarının finansını idare etme sayesinde gelir elde etme. Ama bence güneşin doğru yeri, yani 9. ev dediğimiz, işte yayıncılık, uluslararası işler, dış seyahatler, bütün bunlarla alakalı. Bence yaptığınız işte son derece ölçüyor.
Tamam, peki. Kararımız verilmiştir. Verdin mi? Neyse, tamam. Sen ben onu bileyim. Koç oldum. Koç, tamam. Vatana millete hayırlı olsun. Koç oldum. Gün itibar, an itibar. Tamam, bitti. Bitti, konu bitti neyse. Neyse, bizim de çok şükür, siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Güzel bir sezon geçirdik, güzel bir sene geçirdik çok şükür. Yani geçen sene işte yılbaşına da zaten evet. Yine beraberdik. Uğurlu geldin mi yani geldin, sene? Geldin, geldin. Gerçekten güzeldi. Çok Allah'a şükür. Çok şükürler olsun ki. Yani senin de söylediğin gibi acısıyla tatlısıyla. Tabii, hani güzel bir yılıydı. Arada sırada kavga ettik, arada sırada üzüldük, arada sırada ağladık. Arada devamlı mutlu olmak aptallara mahsusmuş hayatım. Öyle bir şey yok. Ay da, çok mutluyum canım. Arada bir tabii böyle inişler çıkışlar o da iyi olacak. Bir kafa beni İlgün. Ama o bir kafa işte. O gerçek değil. O bir kafa. Devamlı hele çok mutluyum. Yok öyle bir şey. Biraz polyanlacılık yani. Yani polyanlacılık yapsak bile devamlı ve yok öyle bir şey. Hayatta öyle bir şey yok. Sabahçı. Yok evet inişiyle çıkışıyla yok. Her şeyle hayatı evet. Kabul etmek lazım. Evet. O şimdi şey. Ama yükselen akrep konuşuyor tabii. Çünkü yükselen akrep dünyaya mücadele için gelmiş evet, olmayı anlatır. Evet mücadele hep savaş. Bunu doğal olarak bilir. Evet doğru. O yüzden de çok doğru. İşte yani nasılsak. Onu konuşuyoruz. Yani gerçekliğe bakışımız doğum haritamızla çok alakalı. Sen ne burcusun? Ben kovayım. Yükselen aa. Teraziyim. Kova nasıl? Kovaya akıllı kova derler. Akıllı derler ama onlar da böyle hafif böyle bir gelgitleri vardır kovaların. Yani. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Hep kovalar için çılgın kovalar falan denir. Kendim dahil ben çok çılgın kovaya pek rastlamadım. Senin çılgın bir tipin yok zaten. Yani ben zaten hiçbir zaman öyle olmadım. Gençliğimden beri. Çılgın bir tip de mi olur kızım? Adamın kafası çılgındır belki. İşte o da doğru. Hani saçı başı dağıtayım diyeceğim ama o şansım da kalmadı. İşte için. Yani görünüm olarak da öyle bir durum. Kova Mehmet Ali Erbil'dir mesela. Çılgın mıdır Mehmet Ali? Daha ne? Daha ne? Daha ne? Ama ilkeli bir burç kova. Sabit bir burç. Şimdi evet. Burçlar öncü sabit değişken olarak üç gruba ayrılıyor. Mesela koç öncü bir burç. Balık